Herkese günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Babamız işe gitti. Bu arada söylediğimi bilmiyorum ama artık Sedat cumartesi günleri işe gidiyor. Her cumartesi yani. Bir cumartesi gidiyordu, bir cumartesi gitmiyordu ama artık gidiyor. Şimdi biz Aslı'yla beraber aşağı iniyoruz babaannesine. Babaannesi uyuyor. Evet. Aslı'yla babaannesine gidiyoruz. Onu bırakacağım orada. Yukarı çıkacağım. Çöplerimi atmam lazım. Markete gitmem lazım. BİM'e gideceğim. Çöp poşeti alacağım. Biliyorsunuz ki artık poşetler paralı ve çöp poşeti olsa sıkıntı çekiyorum. Bu da ben siz de yaşıyorsunuzdur. Çöp poşeti alacağım. Birkaç eksik daha var. Onları alırım. Seni de alırdım anneciğim ama hava yağmurlu ve çok soğuk. O yüzden seni alamayacağım maalesef. Hadi gidelim. Tamam. Biz gidiyoruz. Marketten geldim. Dışarısı buz gibi. İnanılmaz soğuk. Başka bir markete daha gidecektim ama hiç gözüm kesmedi. Hepsini BİM'den aldım yani. Ne aldım şimdi size onları göstereyim. Şunlar için gitmiştim. Yani birkaç tane de eksik vardı da asıl bunlar için gitmiştim yani BİM'e. İki tane çöp poşeti aldım. Bu büzgüllü lavanta kokulu. Bunların hem kokusu çok güzel hem de yapısı çok güzel. Hiç yırtılmıyor falan. Çok memnunum yani. İki tane çöp poşeti aldım. Sonra bir tane ıslak mendil aldım. Bunu günlük salonda duruyor. Böyle her yere kullanıyorum. Yani yere bir şey dökülüyor falan. Pratik oluyor. Güzel oluyor. İki tane sünger aldım. Bir tane pembe gözüküyor ama mor aslında bu. Sihirli süngerlerden aldım. Bunlar gerçekten çok güzel. Ben çok memnunum. Mutfakta kullanıyorum. Bir tane de yedek dursun diye aldım. Pembe. Bir tane çilekli sakız aldım. Şu benim favori. Bisküvi mi desem? Aslında şey olarak geçiyor sanırım. Kurabiye ama bisküvi gibi sanki. Bir tane bundan aldım. Sonra bir tane Juicy şeftali suyu aldım. Bir tane vişne suyu. Bunları çoğunlukla Sedat içiyor. O seviyor içmeyi. Sonra nane aldım. Ama bu naneler bana çok toz toz geldi. Ben böyle biraz daha büyük seviyorum. Toz toz oluyor bunlar ama neyse. Sonra Pınar'ın ilk defa deneyeceğim. Şöyle hindi salamından aldım. Hafta sonu diye yarın kahvaltıda yeriz. Evet, yemesek daha iyi olur ama. Sonra bir tane organik yumurta aldım. 6 tane şöyle. Bir tane Bin Vezir'in kaşarını aldım. Küçük. Pirinç aslında oradan almayacaktım ama şöyle küçük bir paket alayım dedim. Üşendim valla. Az kamerada çok büyük duruyor ama aslında küçük. Küçük boy yani. Bir tane balda pirinç aldım. Bir tane şöyle ekmek aldım. Bir tane de kepekli sandviç ekmeği aldım. Helin peyniri aldım bir tane de şöyle. Yarın kızartır yeriz kahvaltıda diye. Sonra bir tane de aslında yumurta aldım. Bu içinde şey var bu. Hani atıyorsunuz geri geliyor ya. Muhtemelen ışıklı da ilgisini çeker diye düşündüm. Bir tane bundan aldım. Alışverişim bu kadardı. Anamır. Aferin sana. Dur. Dur ama bu başka bir top. Böyle ışıklı mı? Şey yapıyorsun. Dur bakayım. Böyle saçma zaman bir top. Hayır ya. Biz hiç gelmiyoruz. Bakayım. Sen yap. Ben hiç yapmıyorum. Tamam dur yapacaksın. Bir dakika. Ooo. Bir çok yetenekliymiş. Tamam ya. Hadi bir tane de kendini alsaydın. Büyükleri satılıyordur ha. Büyükleri daha da ekler. Evet şimdi yemek hazırlayacağım. Bugün menümüzde pırasa var. Dolapta pırasam vardı. Kötü olmadan kullanayım dedim. Şurada pırasalarım. İki tane havuç. Bir tane soğan var. Şurada birazcık pirinç ıslattım. Asya bundan yemez. O yüzden ona ayrı bir yemek yapacağım. Pilav ıslattım. Pilav yer. Bir de ona köfte çıkarttım şöyle. Bu Asya'nın menüsü pilavdan biz de yeriz. Çünkü biraz fazla yaptım.
Ha tamam, zararsız bir şeymiş. Şimdi ıspanağım, ıspanak değil, bunu hep ıspanak diyorum ya, bu şey pırasa. Pişiyor, birazdan kapatacağım Aslı. Şimdi Aslı'nın köftelerini kızartıyorum. Anne. Efendim anneciğim. Bu arada biz bir saat sonra falan Aslı'yı onun parkına getireceğiz. Yemek yedik. Ben nerede buldum? Tamam, çok güzel. Bak. Onu bir getirelim. Biraz enerjisini atsın. Yemeğimizi yedikten sonra. Sedat şu anda yukarıda. Sanırım Galatasaray maçı var. Maç var diye yukarı çıktı. Bak. Yukarıda Dijitürk'ü. Burada değil. Maçtan hep yukarıda izliyor. Bak. Çünkü Asya asla izin vermiyor maç izlemesine. Çıktı. Bir heyecanla. Sanırım Galatasaray maçıdır. Bitsin yeri gibi falan çıkacağız. Değil mi? Nereye gideceğiz biz anneciğim? Ayı parkıya. Balık ayı da. Ayı ayı geçeceğim. Ne geç? Ben ortak kaldım. Kızım lütfen onu çıkar. Oyun oynamaya. Galatasaray'a geldim, kendime limel aldım. Başka bir şey almayacağım ama. Bir kere kaybettim yalnız. Var. Ay nerede bu kız ya? Nerede bu kız ya? Tamam. Bağırıyor Asya. Kayacak mısın şuraya? Top havuzuna kayacak mısın? Hadi bakalım. Geldik, yarım saat falan oluyor. Kocaman Asya sütünü içti. Efendim? Biraz izleyelim bence. Kocaman olsun. Kocaman olsun, tamam. Asya'yı yatıracağım. Ondan sonra her zamanki gibi edit falan. Saat şu anda 9.30, biraz erken. Bugün de biraz geç uyanmıştık. Uyumadı da. Yani bugün kendime bayağı vakit ayırabilirim. Edit yaparım. Dizi izlerim. Şeyi izliyorum bu arada bir de. Müge Anlı da hani katıldı ya, Palo ailesi. Onların katılmasının daha 4. bölümündeyim. Merakla izliyorum yani. Şoklar içerisine girerek izliyorum. Ama bayağı ilgimi çekti. Yani
Allah gerçekten onları izledikten sonra diyorum. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. O kadar üzüldüm ki yani size anlatamam. Millet hep böyle dalga geçerek falan gülerek falan bahsediyordu. Dedim bunlar ne yani? Komik olan ne burada? Hiç komik şeyler yokmuş yani. Gerçekten çok içler acısı. Allah'ım dedim normal bir ailede dünyaya geldiğim için sana şükür dedim yani. O derece değişik bir konu. Neyse ben artık burada veda edeyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. 1, 2, 3 devrede kovmuştuk. Pencerede kovmuştuk. Aldın bunları içeri. Cik 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 ısırdı. Hımırladı canadı. Eli boş kaldırdı. Aferin. Başka biliyor musun? Evet. Ne biliyorsun? Bir gün kovmuştu. Hayır hayır öyle değil. Bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok diye başlıyor. Sen. Hadi sen söyle. Bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış. Devam. Uyku mu geldi?